Karınöküsünü çok gördük. Hayat şartlarını çok uğraştık. Bu dağlar böyle bir dağlar. Giden gelmez dağlar, ismi üstünde. Keskin kayaların arasında bir aralık var. Oraya kendilerini atmış geyikler. Son teke taşın üstüne çıkmış böyle. Şayet oraları bilir kişi olmadıktan sonra girsen çıkamazsın. Ama Kara Mustafa güçlüydü. Cesede güçlüydü ama bir insan cesedi getirmek zor. O çöldürüm. Biliyorsun o dağlar giden gelmez. Yalnız da çok av yaptım. Arkadaşlar da çok av yaptım. Arkadaşların haini de çok gördüm. Karda kışta basılırdık, çığır çekerdik. Azıklarını yemişler, ateş yapmışlar. İşte yaktıkları ateşin altında mağara varmış. Fakat onun da cenazesi geldi köye. Neyse gitti, geldi ama ölü olarak geldi. Kemikleri çıkarıverdik 27 sene sonra, getirdiler kabristanına koydular. Yürüdükçe dağın hiç dışarıdan görünmediği gibi o dağların havası, o dağların güzelliği, çeşit çeşit çiçekler, buna hayranım. O dağlar böyle yer adamı yer. Kaç kişi yedi o dağlar bilmem ne? Değirmenlikten yedi, Şahap'tan yedi. Giden gelmez sözü. Acaba bizim o komşu mahallenin, köyün 13 tane insanının gittiğini den sonra mı buraya giden gelmez demiş? Veyahut daha evveliyatı var mı? Onu da bilemiyorum. Rahmet olsun, baban Durmuş Ali, yemin ederim beraber bir ekin tarlasında çorba yaptık. Babanı tanırım, mazlum rahmet olsun. Ekin işlerdi. Oradan sürüp gelmez, Şahap'tan, İmam dedenden.
Peki imam dedem de avcı muydu? Evet. Onu bilmem. Avcıymış. Duymadım hiç. Aşağı yukarı 30 sene falan bu dağda bir av yaptım. Aşağı yukarı 15 seneye yakında korumacılık yaptım. 45 sene falan bu dağda çalıştım ben. Kolay değil. 45 senenin adı var. Yolun sokağını, karlığını, yatacak yeri, mevsimine göre av nerede olur? Bunları dağın ağzına göre hepsini biliriz. Mevkisine göre hepsini biliriz. Yatacağımız yerleri, karlıkları, bunu bol bol biliriz. Havanın şartlarını, ben diyorum ki hava yağacak. Ya güneş var havada diyorlar. Yağacak. Akşam olur olmaz odunu çok toplarız. Yatsıya doğru kar rahmet başlar, av biter, ertesi zor gelirsin köye. Tecrübe meselesi bunlar. Biz bunları yaptık zamanıyla. Yaptık. O devirde çifte yok, mavzer yok. Tek kırmayla ava başladım. Tek kırmayla. Çift aldık, çifte kullandık. Mavzer aldık, mavzer kullandık. Ava gelişiyle avı da çok yaptım. Aşağı yukarı 7-8 ayı vurdum. Aşağı yukarı 98 davar vurdum. Davuşanla domuzun onları saymadım. Onlar sayılmaz ufak hayvan diye saymadık. Aşağı yukarı bu dağın halini çok bilirim. Bir tarihte bu dağda Aralık'ın 10'unda yalnız avdayım. Büyük tekeler gördüm. Yanaştım. Birini vurdum. 12 yaşında. 138 santim geldi boynuzu. O boynuzla bu dağa milli park yapıldı. Karını kışını çok gördük. Hayat şartlarını çok uğraştık zamanıyla. Rahmette ağacın dibinde sabahlara kadar büzlü yattık. Karın üstünde yattık. Zevkini de yaptık. Bu dağlar böyle bir dağlar. Giden gelmez dağlar ismi üstünde. Yolunu sokağını bilirsen gözünü yum git. Bilmezsen düz gidersin önüne bir uçurum gelir geri dönersin. Öyle kötü dağlar. Öyle de iyi dağlar. Giden gelmezler, evet. Yanında arkadaşın olursa fena değil. Şayet o araları bilir kişi olmadıktan sonra girsen çıkamazsın. Bu şekilde bir yerdir. Yalnız gittiğin yeri, tarağını bileceksin. Gireceksin, avluklarını bileceksin. Susuz kalırsın. Karlıklar var, karlıkları bileceksin. Bunları bilmedikten sonra orada rezil olursun. Sonra bir sefer arkadaşla beraber gittik bir Mustafa Öztürk diye arkadaşla gittik. Bir yalının dibinden geçiyorum. Yalının dibinden geçerken elimi yalıya dayadım böyle. Başımda da siperli kep var, askeri kepi. Ramork kadar, yani motorun ramorku kadar var kaya. Olduğu gibi oradan yuvarlandı. Arkadaş gözlerini kapatmış böyle. Ulan gelmeyecek misin? Ne duruyorsun dedim. Ulan sen sağ mısın dedi. Yani üstümden geçti sanmış. Neyse aşağı, dik aşağı inip gidiyoruz. Dik aşağı inerken bir çarşak yere geldik. Ay gelsin 8-10 kilo bir taş. Düşmemle beraber yüzün kuyu taş ayağımı kilitledi. Tuzak gibi saptım. Mustafa kurtar. Koca kaya bir şey yapamadı ki diyor, ufak taş kurtarsın seni diyor. Aa der, filan yerde bir teke fıskırdı der, erkek oğlaklar çekti gitti der. Bu da şöyle olmuş. Katım zamanında orada yaylada davar sağındaymışmış. Bir teke gelmiş. Bu dağ keçisi dediğimizden bir teke geliyor.
şey yapıyor, davara giriyor ve orada tohumlanma yapıyor. Çekip giden de bunlarmış. Çekip giden, yani bunu duyuyoruz. Gözümüzle görmüşleriz de, ebeveynimizden duyuyoruz. Çok karlıklar var. Vallahi öyle gezmeyle bitecek yer yok. Arkadaş var. Arkadaşlarım böyle. O kadar iyi. Sonra Şahaplı Hisse. O kadar müthiş avcıdır bu. Attı mıydı hiç yani şaşırmaz. Birkaç sefer onunla gittik böyle. Dayım da vardı. Denk geldik. Memleketin her tarafı aynı değirmenlikle. Vududumuz yoktur aynı girintili çıkıntılıda müşterek avluk bu dağlar. Yani yaz, kış, davar barınabilir, yaşayabilir. Yani hiç davar aç kalacak, ölecek diye kimse düşünmesin. Kendi, onun çobanı yok. Onun çobanı Allah'tır. Bakarsın burada, bakarsın. Diyelim ki değirmenlikte. Değirmenlikten kalkar Şahap'a, Şahap'tan kalkar Cecere'ye. Yani bu dağlar uzanır gider gayrı. Nereye gider bilmiyorum bu dağlar. Yalnız şöyle bir üzüntüm oldu. Bir ava gittim. Çok evvel yani Milli Park falan yokken. Bir davar gördüm, vurdum. Vuruldu. Biliyorum çıkamadı davar. Onu anlatacağım. Bir kurşun da atmayayım dedim mermi. Giderim tabii kanından. Yere düden göğe merdiven oldu. Yere düden göğe merdiven oldu. Ne gam bulabiliyorum? Başta beynim döndüyse de bulamadım. Susadım. Gar çıkardım, su içtim. Acaba dedim, üzüldüğüm şu. Yaralı ise kalmasın, yine aramaya başladım. Çok ara. Mesela burada vurduysam 3 kilo, 5 kilometre icabında 1 kilometre oraları arıyorum. Bir şeye rastlayamadım. Onu anlatacağım. Ararken tabii bazı keçi oğlağını saklar. Ayaklandırası ya. Birden açığa çıkarmaz. Tabii arkasında gezdirinceye kadar. Keçi oğlanı uyudu, yayılıma gider. Yayılır gelir, tabii onun şifresi meler, oğlaklar uyanır, emdirir. İki tane baktım şöyle bir, aynı böyle zoba şeyi gibi, böyle bir taşın şeyinde iki tane ama babacan oğlaklar var. Yani geyik oğlağı, bu keçi oğlağı. Tutayım dedim. Yani elimde tüfek atmaya falan şey etmez. Tutayım dedim. Meğer bura bir delik varmış, delikten gittiler. Onu aşağılar, aşağılar da avluk mesela bu dere dağları. İcabında dere dağından, aşağı dağdan bu dağa deke atlardı eskiden. Buradan oyanlar davar atlardı. Hatta eskiden anlatırlardı, bunu görenler de var. Canavarlar da atmış böyle geçitlerde çok davar yediğini bilen var. Ben de çok mücadeleli hayatım geçti. Ben de kendimi şöyle avutuyorum. Yaşadım ben diyorum. Gerçek yaşadım. Ayaz'da da kaldım. Karında da kaldım. Ayağımda icabında çarık çıktı ama mücadeleli yaşadığım için saltanatlı yaşadım diyorum. Ben de kendimi böyle yani hissediyorum.
giden gelmez dağları daha önce o bölgeden özellikle Süleymaniye ve Değirmenlik'ten avlanmaya giden avcıların genellikle gelmemesi, geriye dönmemesi. Çünkü orada çok yoğun bir şekilde karstik bir yapı var. Lapyeler çok fazla. İnsan orada düşünce sağ kalması çok zor. Bir grup yani ava giderken yani gidiyorlar işte bir daha geri dönemiyorlar. Sonra işte onları aramaya gidenler de geri dönemiyor tabii. Karların altında falan büyük mağaralar olduğunu duydum. Oraya düşüyorlarmış. Yani avlanmaya gitmişler. Gelmemişler gidenler. Onları aramaya gitmişler. Onlar da gelmemiş. Bu tür hikayeler yani. Genelde kış mevsimi gittikleri için bu geyik avlarına falan dağ keçisi dediğimiz. Onları avlamaya gittikleri zaman 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün dağda kalırlar. Gidişte dönüşte yolu bulamazlar. Oruklara, çukurlara yani mağara tipi yerlere düşerler. Düştükleri içinde de işte giden gelmez şeklindeki laf tabiri oralardan kalma. Ben giden gelmez dağlarını duydum ama ben o dağların hakkında bir bilgim yok arkadaşım. Yani... İlk geldiğimde işte insanlarla konuşmak köylerin sadece belli bir yeri gördüğünü anladım. Her bir köylü kendi üst tarafını biliyordu, köyün üst taraflarını biliyordu. Ama bütün dağı bilen hiç kimseye rastlamadım. Bu biraz böyle değişik geldi bana. İşte rehber dediğimiz insanlar, bizi gezdiren insanlar genellikle bütün coğrafyaya hakim insanlardır. Bir gün elime bu bölgenin 1/25.000'lik askeri haritaları geçti. Bakarken giden gelmez diye bir dağ, altında da piyade geçemez diye bir not vardı. İlginç geldi bana. Ürkütücü aslında. Bir o kadar da davetkar. Buraya direkt geldiğimde Akseki'ye uğradım. İşte başka Cevizli var, Cevizli'ye uğradım. İşte buralardan edindiğim bilgiyle esas gitmem gereken yerin Değirmenlik Köyü ve Süleymaniye Köyü olduğuna kararlaştırdım. Orada işte daha önce dağa çıkmış, avlanmış orada. Çünkü dağı keşfetmekten ziyade avlanmak için çıkıyor buranın insanı. Aslında insanlardan kaçan dağ keçileri bunlar. Yani belki dağın bu kadar zorlu, bu kadar labirent şeklinde olması insanların girmesini engelliyor ve işte keçilere, dağ keçilerine sığınacak bir ortam. Hani bir laf vardı işte en iyi uyum sağlayan hayatta kalması. Dağ keçileri oraya bizden daha iyi uyum sağladığı için onların yaşama şansı artmış. Yani aslında artık hayvanları tüfekle vurmak yerine onların fotoğraflarını çekmek gerekiyor. Yani İngilizce'de bu vurmak iki anlamda da kullanılıyor. İşte shot a goat mesela keçi vurmak ama shot a picture resim çekmek anlamında geliyor. Belki onun gibi artık hani tüfekle vurmak yerine kamerayla vurmak çok daha önemli. O dağların havası, o dağların güzelliği, çeşit çeşit çiçekler, buna hayranım. Zaten bunun için yani ben bu dağlara aşık oldum. Aşık oldum yani, aşık oldum. Yorulmazdım, gencimişim. Tabii. Ama şimdi yine gönlüm gezer. Aynı o tabiatı yaşıyorum. Yaşar, gezer, gönül gezer, aynı. Avluklarda gezer, gönül. Sen nasılsın bilmem. Ben de aynı. Ben de aynı. Şimdi ben bahsederim burada bizim ağlara. Gözüm yumru beni gece helikopterle indirivecekti o dağa. Başları, ağaçları elimi süreceğim. Mıntıkasını her söyleyebilirim. Her tarafını bilirim. Hayır, mıntıkasını söyleyebilirim. Şimdi bu avluğu dediğim gibi kötü yerde olsa geçme yerini bilirim. İyi yerde olsa bilirim. Kendimi barındırmasında bilirim. Ama sırattan geçemezsin değil mi? He? Sırattan geçemezsin değil mi? Eşeğe biner gibi binersin taşlara değil mi? Hangi sırattan? Sırat. Sırat var ya. He. Deredin topun arkasına ötüye kıyı atlayacak. Katıra dünyaya atlayacaksın da sırat var ya. Geçirdim, çok geçtim. Eşeğe biner gibi gözlerle gidersin. Beni geçtim, görmezsin. Çok geçtim. Öyle deme ya. Bir kere yapışacağın taşı yoklayacaksın. Tabii. Yani tabii. Ayak bastığın taşı yoklayacaksın. Orada bunları yoklamazsan ben gezemezdim. Hangi nerede ölümü kim bulur? Kimse bulamaz. Kartallar buluverirdi. Ha. O dağlar böyle yer adamı yer. Kaç kişi yedi o dağlar bilmem ne.
Başım kellik çıkan adım oklu. Bu beni bölüden bir babanın yokluğu derdi. Annem orada ağlıyordu. Arpa günleri gidiyorduk. İyi söylerdi oralarda. İşte böyle 1941'de babam Keygavuna gitmiş 14 kişiyle. 14 kişiyle o gün gitmişler mağaraya. Keyik düşmüş. Her gün 17, 18, 20 arkadaşlarıyla beraber geyik avına gidiyorlar. Giden gelmez dağlarının yaylacık mevkisinde. 3 tane geyik önlerine çıkıyor. Bir mağaraya çığla düşüyor. Akşam oluyor. Diyorlar ki yarın geliriz bu geyikleri burada avl alırız. Babam ava hazırlanacaktı. Fakat dedi ki ben bir rüya gördüm. Bir Arap'la bir güreş yaptım. Ne o beni yenebildi ne ben onu yenebildim. Bir dağdan aşağı yuvarlandık gittik. Annem dedi ki sakın ha dedi benim rüyam senin rüyandan daha keskin. Evimizin duvarı çöktü yani çatısı çöktü. Sakın ha dedi. O 8 yaşında ben olan Ömer ben de rüya gördüm dedim. Ben demir parçaları topladım, ellerim donuyordu. Ne yaptıysam ısıtamadım ellerimi. Eğer bu soğukluksa sakın gitme baba, öksüz kalma, yetim bırakma bizi dedim. Vardıkları zaman o kayalecik mevkiinde o üç köyün düştüğü kovuğa bakıyorlar. Bakıyorlar ki iki katlı bir bina şeklinde yani 8 metre, 7 metre. Herkes takır, 8 kişi atlıyor. Diyorlar ki burada geyik yok ama ileride bir mağara var oraya gitmiş. Oraya da inemeyiz çekin bizi. İnerken atladılar ama çıkarken çıkılmaz. İple çıkılacak. O gün babamı ipe salmışlar aşağıya. Keyik yok diye bağırmış. Bura karanlık altından su akıyor demiş. Buhardan beni çıkarın demiş. 6 kişi çıkıyor. 2 kişi kalıyor. Oradaki toroslardaki taşlar adeta bir jilet gibi. Avallar düştüğü zaman yani bıçak bile bir şey olmuyor. O kadar keskin. Tecrübesizlik, deneyimsizlik bizi yetim bıraktı. 2 kişi kalıyor. Şaka yapıyorlar. Diyor ki o ben çıkacağım, sen çıkacaksın diyorken babam çıkayım diyor. Yani babam deneyimli 38 yaşında fazla ipe güvenmiyor da taşlara elini tutuyor. Bir arkadaşı son tuttuğu elde kaldırıyor. Ama korkuyorsun ha diyor. Çünkü o belki de onun birden öleceğini, başka bir mağaraya gideceğini düşünmedim. Çünkü 8 kişi daha evvel atmıştı, bir şey olmamıştı. Babam düşmesiyle o geyiklerin gittiği yere gidiyor. Aşağıda adam tutuverse tutacak. Ama kader ağını örüyor. Babam orada gidecek, biz yetim kalacağız. Rüyalar da yerini bulacak. Biz böyle öksüz kaldık. Her arpe gün, bayramın arpesinde bu dağın başına 2 saatlik yola çıkar, ziyarete çıkardık. Biz oraya, babamı ziyaret, yalandan bir kabir yapmışlar taşıyla. Mağaranın ağzına varırdık, bağırırdık. 28 seneden geri benim abim gitti bunu, adam buldu, o kemiğini toplattı. Ben orada takriben hatırlayamadım, 30-40 kişiyle sabaha 2 saat kala, sabaha 2 saat, gece, kimsenin haberi yokken, kimse ailesine bile haber vermeyecek. O dağa tırmandık. 27 sene sonra oğlu Ömer Özen, onu çıkarmak için bile geldiler. Buradan kalabalık gittik. Vardı oraya, deliğe ben ipsiz indim. Arkadan da arkadaşlar da indiler. Babamın el üstünde kaldığını görüyor. Diyor ki, ben buldum diye ses geldi. Peki ses nasıl duyuluyor cümletli yukarıya? Kademelerde adamlar var ya. Onlar söylüyor, onu söylüyor. Bize ses geliyor yukarıya. Onun beline ipi bağladım. Saldım aşağıya. Sırtına da bir şey, lokus da yapmıyor elektrikle. Sırtına bir keser, çuval bağladık. Kemiklerini, hatta kafası ilk düştüğü zaman da kafası şu kadar şey olmuş, delinmiş. Demek ki düşmüş, kan kaybından biraz aklı başına gelmiş, eli üstünde yatmış. Ama ölmüş, kan kaybından ölmüş. Onu buldum dediği zaman dünyalar bizim oldu. Hem ağlıyorduk hem gülüyor. Aşağı yukarı ben 7-8 yaşındaydım. Bizim köyümüzde bir adam düştü.
Aşağı yukarı 27 sene sonra 3 arkadaş indik mağaraya. 27 sene sonra kemikleri çıkardık geldik. Giden gelmez, karın kalkmaz başından. Kervan geçmez otlağından taşından. Haber gelmez geyiğinden kuşundan. Genç yaşında aldım benim babamı. Bu intikam 3 öksüze reva mı? İnsafın yok, insanlığa gelmezsin. Can almadan geyiğini vermezsin. Genç ihtiyar, körpe gelin demezsin. Giden gelmez, aldım benim babamı. Dünyamızı zindan etmek reva mı? Ağlaşırız bulutlar çıkınca. Bacımsızlar baba aşkı yakınca. Ne kazandım boynumuzu bükünce. Giden gelmez, güldürmedin anamı. Suçu neydi, neden aldın babamı? 15 avcı ağlayarak döndüler. Yalvardılar, taşına yüz sürdüler. Zalimliğin gözleriyle gördüler. Giden gelmez, neden aldın babamı? Ocak yanmaz, duman tütmez reva mı? Hepimizi melil melul ağlattın. Kader halkasıyla bizi bağlattın. Dertli bitmez, seller gibi çağlattın. Giden gelmez, aldın benim babamı. Çektiğimiz hakikatinde reva mı? Yıllar geçti, hem aç kaldık hem susuz. Baba aşkı ile geldim korkusuz. Gökşeksiz, katıksız, uykusuz. Giden gelmez, neden aldın babamı? Geçti yine bu hale gel, bu zalimlik reva mı? Buranı ne biliyor musun orası? Neresi? Şu karşı sisini oluyor. Burası da Erzurum ama Erzurum'la ikisinin arasında kavaklar var. Çılgın var. Gece saat 3. Altlara çay yaptılar. İşte zaman bakalım. Yağmur değil mi? Nasıl? Bu çatıyı rüzgar götürecek mi? Bir... diyor, bir kaldırıyor havaya. Sen duymadın bak. Duymadın. Senin baban... Ya kime sorayın arkadaş? Doğru, doğru. Ne doğru, yapabilirsin? Doğru, doğru. Ejderha olsun abi. Doğru, doğru. Kontrole geçineceksin. Karıbenlik var. Allah. Şeylik var. Doğru, Allah. Doğru dostum. Ağırlığımızı aldık, cemaatimizi aldık, arabalarımızı aldık. Değirmenlik köyüne. Tabii geliyoruz diye.